Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Banu Nazir Madinada haydaldı. Özlerini kıyan, hıyana tutfeyli. Ondan oval, bir Müslümanlık katıl kılıp, katılını, topşişiyden boş dörtgen, Banu Kaynuka Yahudları haydaldı. Yeni Madinada fakat gene bitti. Banu Kurayza Yahudları kaldı. Banu Nazir çıkıp gitti, onlardan ölceler alındı. Yeni bu ölcelerin hükmünü ne? Çünkü Banu Nazir'den alınan ölceler cengü cedelsiz alındı. Cengü cedelsiz alınan ölce fay deyildi. Cengü cedel bilen alınan ölce ganime deyildi. Yani eğer ganime olsa, cengü cedel bilen alınan ölce olsa bu ölcenin beşten biri Allah ve Resulü'ye verildi. Allah ve Resulü'nün hakkı koyan kısmı mukatillerine taksim kılıp verildi. Şimdi fay cengü cedelsiz oldu. Bunun hükmü ne? Allah Teala bu hakkında Haşr suresinde ayetler nazil kıldı. Allah ve Resulü'nün hakkı. Yani Resulullah tasarruf kıladı bu fayda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ölcelerini muhacirlerge taksim kılıp verişliğini buyurdu. Çünkü muhacirler yurtlarını taşlayıp gelişken, malum mülklerden acilegen, onlar muhatta bir fakir halat deydi. Banu Nazir'de alınken ölce muhacirlerge taksim kılındı. Bana Kur'an'da Allah Teala Haşr suresini nazil kıldı. Haşr surası manasını düşünüşlüğümüz fakat yine Banu Nazir gazatını bilgenimizden ki yine bizge osan boladı. Yani şundan malum boladı ki Kur'an'da katta kısmını düşünüşlüğümüz için sihirat ilmini örgenişlüğümüz gereği boladı. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Sabbaha lillahi ma fis semavati ve ma fil ard ve huvel azizul hakim. Huvellezî ahrecellezîne keferû min ahlil kitâbi min diyârihim li evvelil haşr. مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَأَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا Osmanlardaki ve yerdeki barınarsa Allah'ki tesbih etti. O kudret ve hikmet sahibidir. O ahli kitablardan, yani Yahudilerden, kafir bölgen kimselerine birinci toplaşta yok. Öz diyarlarından haydab çıkarken zattır. Allah haydab çıkardı onlarını. Ey mu'minlar, sizler ularının çıkıp geçişlerini oylagan ham emas edingiz. Ular ham öz Kur'an kalalarını Allah'ın azabıdan tosguchi deb oylagan ediler. Şu yerde oturup himoyalarimizda uğraşgan edi. Bas Allah'ın azabı ular hisobga olmagan tomondan keldi va dillariga qo'rqinch soldi. Ular uylarini öz qo'llari va mu'minlarning qo'llari bilan buzurlar. Bas ey aql egalari ularının ahvalıdan ibrat alınız. Eğer Allah onlarca sürgününü yazmayana da elbette onlarını bana şu dünyada katıl kılıçlik ya ki asır alışlık bilen azablayan bulur idi. Onlar için ahirette dozak azabı hem vardır. Şimdi neme sebepten Yahudiler bana şunu diye bir har halat geçişip aldı. Neme sebepten? Allah da olay dedi. Bunun sebep onlarının Allah ve onun peygamberine karşı turganlarıdır. Kim ki Allah'a karşı tursa, bas elbette Allah'ın cezası katlıdır. Kim buluşundan katı nazar? Kaysi taifa buluşundan katı nazar? Kaysi zamanda, kaysi şaraitde yaşayken diye karamazdan Allah'ın dinine düşmanlık ileyken adamını bu dünyada hem o dünyada harap buluşuna gide şak şubha yok. Allah'a ve onun peygamberine karşı turganlar harap buluşuna şubha yok. Bana şimdi kuyudaki ayetlerde Müslümanlar neme sebepten hurma dalaklarını keskenliği bayan kılındı. Bana ettik. Cenglerde karılar, ayollar, yaşballar ki tegilmesiydi. Daraklar, ekinzorlar ki ot koyulmasıydı, kesilmesiydi. Lekin Banu Nazir gazatı peygamberimiz hurma dalaklarını kesişlik gibi yürüdü. Ey mumunlar, sizler Banu Nazir hurma zorlarından bron hurma dalaklarını kestinler mi? Ya ki onu öz payasında turgan halde kaldınlar mı? Bas sizler kılgen her bir iş Allah'ın izni iradesi bilen ve o fasık itaatsiz kimselerini rasva kılış için buldu. Demek hurmanı kesişlik Allah damandan peygamberimiz gibi buyruğu buldu. Şunun için kesti peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem.
Oyatni davomida mana Abdulloh ibn Ubay ibn Salunni so'ziga taalluqli bo'lgan oyatlar. Ey Muhammad, munofiq kimsalar o'zlarining ahli kitoblardan, ya'ni yahudiylardan bo'lgan kofir birodarlariga qasamki, agar sizlar Madinadan quvib chiqarilsangizlar, albatta bizlar ham sizlar bilan birga chiqib ketamiz. Va sizlarga qarshi urush to'g'risida hech qachon biron kimsaga itoat etmasmiz. Agar sizlarga qarshi jang qilinsa, albatta bizlar sizlarga yordam berurmiz, deyishlarni ko'rmadingizmi? Alloh guvohlik berurki, ular shak shubhasiz yolg'onchidirlar. Haqiqatan yordam ham bergani yo'q Abdulloh ibn Ubay. Birga chiqib ham ketgani yo'q. Mana shu g'azotdan keyin 4-yili Jumadul Ula oyida Zotur Ruqo g'azoti sodir bo'ldi. Bu g'azotlar bari Uhud g'azotining natijasi. Chunki musulmonlar mag'lub bo'lganligini ko'rib turib, arab qabilalari Madinaga hujum qilishlikka shijoatlanib qolishgan edi. Ya'ni musulmonlar mag'lub bo'lishdi, ular nochor, ular zaif, ularni bir xayriyatlarni olish uchun hammasi Madinani qasd qilib turishgan edi. Najddagi Ghatafon qabilasi Madinaga hujum qilishlikka qo'shin to'plardi. Nabi sollallohu alayhi vasallam ular Madinaga bosilib kelishidan oldin katta qo'shinni tuzib, o'zi boshlab yetib bordi. Yetib borishganida haqiqatan g'atafonliklar musulmonlarni qo'shiniga bir necha barobar adadi katta bo'lgan qo'shinni jangga shay qilib turganligini topishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan borgan qo'shin ularni ro'parasida saf tortibdi. Ikki qo'shin bir-biriga saf tortib turibdi, biri ikkinchisiga hujum qilgani qo'rqdi. Musulmonlar g'atafonning adadini kattaligidan xavotirda turib hujum qilgani qo'rqsa, g'atafonliklar musulmonlarning shijoatidan qo'rqib turishdi. Bir necha kun turishdi, bir-biriga ikki jamoa hujum qila olmadi. Shunda g'atafonliklar qarashuvdi, musulmonlar namoz vaqti bo'lganda qurollarini qo'yib namozga turishar edi. Aytishdiki, musulmonlarga hujum qilmoqchi bo'lsanglar, faqat ular namozga turganda qulay fursat bo'lar ekan. Namozga turganida hujum qilamiz deb shu niyatda turishganida shu holatda payg'ambar Alloh taolo payg'ambarimizga salatul xavf, xavf holatda o'qiladigan namoz haqida oyatlar tushirdi. Ya'ni musulmonlarda bir toifasi, bir jamoasi namozga tursa, ikkinchi jamoa ularni qurollari bilan qo'riqlab turdi. Va namozni o'qib olganlar qurollarini olishdi, qo'riqlab turganlar namozni o'qishdi. G'atafonliklarda boyaga qilgan hiylasi foyda bermadi. Alloh taolo g'atafonliklarning qalbiga qo'rquv soldi. Ular jang qilmasdan ortiga qaytib ketishdi. Musulmonlar bir necha kun turishdi, so'ngra Madinaga qaytib kelishdi. Musulmonlar qaytayotganda g'atafonliklardan bittasi musulmonlardan birortasini bir qonini oqizmagunimcha qaytmayman dedi. Qasam ichdida musulmonlar orqasidan bitta o'zi ketdi. Endi qo'shin qaytyapti, orqada bitta odam kelsa hech kimga bir xavotir solmaydi. Biroq e'tibor qilmadi. Musulmonlar kun kechkirib qo'shin to'xtab tunashlikka to'xtaganida Rasululloh aytdilar, kim bizi bugün uyqumizni qo'rg'ilaydi dedi. Ya'ni kim soqchilik qiladi qo'shinga? Abbod ibn Bishr va Ammor ibn Yosir roziyallohu anhumolar biz deb chiqishdi. Tun tushdi. Bu ikki sahoba bir balandlikka ko'tarilib turdi, shu biroq kelayotgan bo'lsa ko'rib turishligi uchun. Hamma yo'q qorong'ulikka to'lganda Ammor ibn Yosir yotib uxladi, Abbod ibn Bishr qorong'u bo'lib qoldi, hamma yo'q namozga turdi. Namoz o'qib turganida boyagi mushrik kamon otib yetkizish mumkin bo'lganchalik yaqin masofaga keldi-da, Abbod ibn Bishr namoz o'qiyotganligini ko'rdi. Ha, bu qo'shinning soqchisi dedi. Kamonini oldi, o'qini joyladi, Abbod ibn Bishrga qarab otdi. Namozda turgan sahobani yelkasiga kelib sayildi. Namozini buzishni xohlamadi. Kamonni shuni sug'urib tashlab yotdi, namozini davom etkizdi. Haligi mushrik, vallohi ajib dedi. Adashmadim dedi. Xato qilmadim, sanchildi dedi. Ikkinchi o'qni oldi, yana otdi. Yana yelkasiga kelib sayildi. Ikkinchi o'qni ham sug'urib tashlab, namozda turaverdi. Uchinchi o'qni otdi. Uchinchi o'q ham yelkasiga kelib sayildi. Shunda Abbod ibn Bishr roziyallohu anhu, agar hozir men halok bo'lsam, musulmonlar soqchisiz qolishmasin debdi, namozini tugatdi, Ammor ibn Yosir uyg'otdi. Sheriga qaradi, qon oqib yotibdi va jarohat bir nechta. Nima bo'ldi dedi, kamon bilan meni de urishdi dedi. Birinchi marta zarba yeganingda aytmadingmi dedi, bir surani boshlab qo'ydim dedi. Shuni dedi, uzishlikni xohlamadim dedi. Boyga mushrik qaytib ketdi. 4-yili Robiul avval oyida Nabi sallallohu alayhi vasallam Davmatul Jandal g'azotiga
sahabalar bilan chiqdi. Çünkü bu kabileler ham Madinaga hujum qilishlikka tayyorgarlik ko'rayotgan edi. Payg'ambarimiz piyoda otliq 1000 ga yaqin qo'shini bilan Davmatul Jandal yerlariga chiqdi. Bu qabila Madinaning shimolida nihoyatda bir uzoq masofada joylashgan edi. Musulmonlar u joyga yetib borgan paytda u qabilalar qochib ketishdi. O'zlaridan qoldirib ketgan qo'ylarni payg'ambarimiz o'lja qilib olib keldi. 4-yil Sha'bon oyida Nabiy sollallohu alayhi vasallam yana 1000 ta otliq piyoda askari bilan Badrul Axira yoki Badrul Sura g'azotiga chiqdi. Chunki Abu Sufyon Uhud g'azotdan qaytayotib payg'ambarimizga keyingi yil Badrda uchrashamiz deb payg'ambarimizga chaqiruv tashlab ketgan edi. Ya'ni Badrda sizlar yengdinglar, Uhudda biz yengdik, endi keyingi yil Badrda uchrashamiz degan edi. Ana shu va'daga muvofiq payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 1000 ga yaqin kishi bilan Badr mintaqasiga keldi. Abu Sufyon u bergan so'zi, u aytgan narsasi esida, o'zi ham yana 3000 qo'shinni to'pladida Badrga qarab chiqdi. Lekin yo'lda qo'rqdi. Chunki payg'ambarimiz yuqorida aytilgan Davmatul Jandal, G'atafon qabilalar bilan qilgan muomalasini ko'rib turib, eshitib turib qo'rqdi. Hamda yo'lda ketayotib turib qo'shinlar aytdiki, "Bu yil issiq bo'lyapti. Taom mevalar oz. Shuning uchun bu yil jang qilishimiz to'g'ri emas. Keyingi yil kelamiz, ortimizga qaytdik" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam esa Badrga kelib kutib turdi. Abu Sufyon Quraysh qabilasi orqasiga qaytib ketibdi deb odamlar yomon gapirmasin deb hiyla ishlatmoqchi bo'ldi. O'zi qaytib ketyapti. Musulmonlarni qo'rqitishlik uchun Na'im ibn Mas'ud, bu kishi mushrik edi bu paytda. Na'im ibn Mas'udni sen bor. Muhammadni qo'rqit. Shoyat qaytib ketsa u yomon. Na'im ibn Mas'ud Badrga keldi, payg'ambarimizdan uchrashdi. Quraysh ustiylariga katta qo'shin bilan, yana 3000 qo'shin bilan kelyapti. Qo'rqinglar deganida payg'ambarimiz biz kutyapmiz dedi. Kelinglar dedi. Lekin mushriklar kelishmadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Badrda turar ekan mushriklarni kutib. Ana shu Badr mintaqasini egalari bo'lgan Banu Zumra urug'idan bo'lgan Vahshi ibn Amr ismli kishi keldi. Banu Zumraning sayyidi. Kelib aytdiki, beadablik bilan, qo'pollik bilan "Ey Muhammad" dedi. Quraysh bilan uchrashib urushgani yana biz yerimizga keldingmi? Beadablik qildi. Ya'ni sen kim bo'lib qolding? Hada biz yerimizga kelib jang qilaverganing dedi. Vahshi ibn Amr Hijratning 2-yi yilida, ya'ni bundan 2 yil burun payg'ambarimiz Abvo g'azotiga chiqqanida Quraysh bilan ro'bara kelib jang bo'ladigan bo'lib turgan paytda mana shu Vahshi ibn Amr kelib o'rtaga tushgan edi. Biz yerimizda jang bo'lmaydi degan edi. Va shunda jang bo'lmadi, payg'ambarimiz birinchi marta mushriklar bilan sulhga kelishgan edi. Mana shu Banu Zumraning sayyidi Vahshi ibn Amr bilan. Endi mana shu Vahshi ibn Amr payg'ambarimiz bilan tinchlik sulhini tuzgan odam 2 yildan kelib payg'ambarimizga bo'yiga qo'pol muomalasini qilyapti. Sen kimsan biz yerimizga kelib jang qilaverganing dedi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar, "Agar xohlasang, seni sulhingni qaytarib beramiz-da, hozir sen bilan jang qilamiz" dedi. Shunda Vahshi ibn Amr qo'rqdi-da, "Yo'q, ey Muhammad, men sulhdaman, men sulhdaman" dedi. Bu hodisalarning hammasi Islom tarixidagi eng katta g'azotlardan hisoblangan Xandaq g'azotining muqaddimalari edi. Abu Sufyon Qurayshni hurmatini saqlab qolishlikka harakat qildi, imkon bo'lmadi. Odamlar Qurayshni qochib ketdi deb Qurayshni izzatiga deyotgan gaplarni gapirishdi. Banu Nazir Madinadan haydalishdi, izzat nafslariga tegildi. Ularni sharaflariga putur yetdi. G'atafon qabilasiga payg'ambarimiz borib, yerlarda hujum qildi, qochib ketishdi. Banu Sulaym, Davmatul Jandal, boshqa hamma qabilalar musulmonlarga qarshi bo'lib turgan edi. Ya'ni holat hammasi musulmonlarga qarshi holat. Hammasi Madinaga hujum qilishlikka musulmonlardan aziyat chekib turishgan edi. Shunda Madinadan quvilgan Banu Nazir sayyidlaridan bir to'p sayyidlari harakatga kelishdi. Bu Hayay ibn Ahtab, Sallam ibn Mushkim, Ibn Abi Huqayqlar. Bular nimani boshlashdi? Xanda g'azotini boshlagan mana shu yahudlar bo'ladi. Haybarga borib to'plangan bu yahudlar butun mushrik arablarni musulmonlarga qarshi bitta qo'shinga jamlab turib, Madinaning ishini hal qilishni xohlashdi.
Birinci bölü bunlar Mekke'ye, Kureyş dağlı'ya barıştı. Onların iki sayıdlarından uçuraştı ve Yahudiler özlerinin niyetini bayan kıldı. Kureyş'in sayıdları ve Abu Sufyan bunge razı oldu. Ve Araplar da bana şimdi bitti cemaatke toplar. Müslümanlarla karşı alıp barıştık ki Abu Sufyan özü başlık kılıçlıkke razı oldu. Şimdi Abu Sufyan Banu Nazir Yahudilerden soradı. Bu üçte kişiden. Bana sizler ahli kitapsılar, Yahudiler. Bunu kadar şari ilimlerde yakışınasılar. Aydılar ki biz ne dinimiz yakışırak mı? Ya ki Muhammed ne dini mi dedi. Müşrik bugün Abu Sufyan, ahli kitap bugün Yahudilerden İslam yakışırak mı? Muhammed ne dini? Ya ki bizi dinimiz yakışırak mı dedi. Şimdi Yahudiler Allah onlarını lanetlesin. Sıladı diniler Muhammed'in dininden afzarrak değişti. Yani tevhidge çakıradıyan, Allah'ın yekkelliğe davet kıladıyan İslam dinini butlarge sığınadıyan, müşriklerinin dininden pasta bilişti. Bana şu sözlerden bilseyip oladı ki, Yahudilerin Müslümanlığa bugün düşmanı kançalık kattık. Yani şirkini İslam'dan afzalda biliş yaptı. Allah da olaydı da Kur'an'da, Yahudilerdi kimliğine. Estaizu billah. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا Bizge en düşmanlığı kattı boyan kim? Müslümanlarga nisbeten. İman keltirgen zatlarga en kattık adavat kılgücü adamlar Yahudiler ve müşrik bulgen kimseler ekenli küresiz. Onların adavatı daimi. Bu vaktin çemez onların düşmançılığı. Allah Ta'ala bu Yahudilerini Abu Sufyan'a bergen cevabı hakkında ne var? Hangi ayetlerini nazil kıldı? Allah aytadı. Estaizu billah. Alam tara ilellezine utu nasiben minel kitab yu'minuna bil cibti ve tağuti ve yekuluna lillezine keferu haulai ahda minellezine amanu sebila. Kitabdan nasibadar bolgen kimselerinin but ve sanamlarga sığınıyorkenlerine hem de kafir kimseler hakkında öşeler İman egeleri bulgen Müslümanlardan göre doğruroq yoldalar diyetkenlerini görmüşsün mü? Yani Haytar Aytamız Müslümanlarga adabatı kattıklı giden şirkini İslam'dan afzalda bilişti. Yahudlar Gatafan'a vardı, ular ham razı bilişti. Banu Süleym'e barıştı, ular razı bilişti. Banu Fuzara, Ahabiş, şimdi kılıp hala Arap Cezeresi toplanmagen katta koşun toplandı. 10 minge yetti bunlar dünyada. Hala Arap kabileler hiç kaçan birleşip bunçalı koşunda, bitti koşunda camlanma genelde. Yahudiler bana şimdi bir hareket kılıştı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem albatta bu buluyken hareketlerden bir haber mesela. Cezire böyle tarikayken haberlerden haber de aradı. Çünkü bırak iş kılıçlı iki yere gidi. Sahabalarını toplayıp ne makalamız dedi. Yani adadı katta bugün koşun geri yaptı ne makalamız. Sahabalardan Salman-ı Farsi raziyallahu anhu aytadı ya Resulullah. Bizde dedi, yani hayırda, Fars'da. Bizde Fars'da eğer düşman bizden adada köp boladıyan olsa bir hile işletirdi dedi. Kan da hile doğdu? Handak kazırdı dedi. Handak'ını mıydı peygamberimiz soradı? Salman-ı Farsi raziyallahu anh'u handak'ını sıfatla verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem handak kazışlıkta sahabalarını parçalarını büyürdü. Handak kazışlığı başlandı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bilen 3000'e yakın adam handakını kazıdı. Medine'nin cahileştiği bir acil. Üç zamandan tabi sureti bilen tağlar bilen oralgen. Fakat yine Medine'ye hücum kılışı mümkün bugün tamam bu Şimal tamamıydı. Arka tamamında Banu Kureyza Yahudiler vardı. Onlar bilen Müslümanların tınçlığı sulhu var. Yahudiler ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam yubargendi. Onlar, ey Muhammed biz sen bilen sulhu tutup biz. Orqa tomonda himoya qilishik bizni zimmamizga dedi. Demek himoya qilinish kerak bo'lgan faqatgina shimol tomon qolgan edi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu shimol tomonni shimol tomonda Sal tog'i bilan Uhud tog'i bor. Mana shu ikkala tog'ning o'rtasidan payg'ambarimiz xandaq qazidi. Xandaqda ichki tomonida Madina tomonida Sal tog'i qoldi, Uhud xandaqning nariga tashqari tomonda qoldi. Ahzoblarni, to'dalarni yaqinlashib kelayotganligi xabari eshitila boshladi. Payg'ambarimiz tezroq kallashlikka sahobalarni undadi. 10 kishiga bitta boshliqdan tayinlab payg'ambarimiz ma'lum bir masofani berdi. Ular kallashligi kerak.
Xandaqda qazisharkan musulmonlar hatto bir ijtihod qilishdi. Munofiqlar ham kelishar edi. Chunki islomni izhor qilishganligi uchun, zohirda islomni ko'rsatganligi uchun kelib ular ham kavlashar edi, lekin biroq qaramay qolsa o'tirishib olardi. Yoki uyga ketib qolib qaytib kelishmay turishib olardi. Va musulmonlar nihoyatda bir tang, och ahvolda edi. Chuqurni kavlayotganlarida katta bir toshga urib bora kelishdi. Chiqara olmasdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni chaqirib kelishganida Rasululloh unga suvni septilarda qo'lidagi asob bilan bir urganida tosh qumday maydalanib ketdi. Mo'jizalar zohir bo'lishni boshladi. Chunki bu shunday bir tang fitna davridagi musulmonlarga mana shu mo'jizalarni ko'rsatishlik bilan ularning ruhini ko'tarishlik kerak edi. Salmon Farsiy roziyallohu anhu bor jamoa kavlayotib yana bitta katta toshga yo'liqib qolishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelishdi. Ya Rasululloh, hech narsa qila olmayapmiz. Qo'lidagi asboblar bilan urdi, temir bilan urishdi, sinib ketdi. Rasululloh chuqurga tushdilarda, qo'lidagi asbobi bilan qattiq bir zarba berdi. Temirni toshga tekkanligidan bir yorilish chiqib ketdi. Payg'ambarimiz Allohu akbar dedilar. Ikkinchi marta urdi. Ikkinchi marta ham yorilish chiqdi. Allohu akbar dedi payg'ambarimiz. Uchinchi marta urganida yana bir yorilish chiqdi, tosh maydalanib ketdi. Sahobalar ya Rasululloh bu qanday nur edi deb so'rashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rdinglarmi sizlar dedi. Ha ko'rdik dedi. Birinchi marta urganimda menga Alloh taolo Shom yerlari musulmonlarning qo'liga o'tganligi ko'rsatilindi dedi. Ya'ni o'sha paytdagi Rum saltanatini yer itoatida bo'lgan Shom yerlari musulmonlarning qo'liga o'tganini ko'rdim dedi. Ikkinchi marta turganimda Fors yerlari Madoin musulmonlarga qo'llanganligini ko'rdim dedi. Uchinchi marta turganimda Yaman musulmonlarga qo'liga o'tganini ko'rdim dedi. Dushmanini kattaligidan adadi. Qo'rqib, xandaq qazib, och turgan, har tomondan dushmani qattiq bo'lgan, zaif bo'lib turgan musulmonlarga payg'ambarimiz mana shunday bashoratlarni berdi. Mu'minlar albatta ishonishdi, lekin munofiqlar kulishdi. Vallohi shay ajib deyishdi. Ha bu bittamiz hojatimizni ravo qilgani, borib kelgani xotirjam bo'lmayapmiz-u, bizga dunyodagi eng katta mamlakatni fath qilishni va'da qiladimi dedi. Ma va'adanallohu va rasuluhu illa g'urura deydi. Ha Alloh bilan Rasuli bizga faqat g'ururni va'da qilishyapti dedi. Lekin musulmonlar iymon keltirish. Haqiqatan bu futuhotlar 9-10 yildan keyin ro'yobga chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir necha kun ovqat yemaganligidan qorniga tosh bog'lab yurar edi. Qaranglar, musulmonlarni boshiga kelgan mana shu sinovlarda eng og'iri shu edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam och qolganligini ko'rib, Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu uyiga keldida ayoliga yegilik biror narsa bormi dedi. Ayol aytdi, ozgina arpa uni bor dedi, yana bitta dedi, kichkinagina echkimiz bor dedi. So'yib tayyorlab tur dedi. Rasulullohni yetalab olib kelaman, 3-4 sahobalar bilan kelsa qorin to'g'izib ketishadi. Bordida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni quloqiga pishirapti, "Yo Rasululloh, bizning uyimizda ozgina ovqat bor. Bir 3-4 o'zingiz tanlagan sahobalarni olib yuring, ovqatlanasizlar." Quloqiga pishirapti. Shunda payg'ambarimiz baland ovoz bilan, "Ey qavm, Jabir valimaga chaqiryapti bizni" dedi. Jabir roziyallohu anhu nima qilishiga hayron bo'lib qoldi. Yugurib yugurgan. Yugurib bordi, xotin dedi, sho'rimiz qurib qoldi dedi. Nima bo'ldi dedi? 300 odam kelyapti dedi. Ayoli, siz aytdingizmi dedi Rasulullohga? Ha, aytdim. 3-4 odam kerak deb aytdingizmi? Ha, aytdim dedi. Rasululloh nima qilayotganini biladi dedi. Rasulullohga, ya'ni Rasululloh bir narsa dedimi, demak biladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 300 odam yetalab keldi. So'ngra aytdilarki, hali qozon o'rnidan jildirilmagan edi ovqat, o'sha odam hali xamirga tegilmagan edi, temay turinglar dedi. Men qo'limni tegizmagunimcha temay turinglar dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam keldilar, xamirni olib, nonni olib, go'shtni olib o'rab uzatardi. Go'shtni olib uzatardi. Go'shtni uzatardi. Kelgan hamma odamning qonni to'ydi. Lekin qozonda ovqat, go'sht idishdagi xamir hali ozaymagan edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mo'jizalari mana shu yerda shunday bir zohir bo'ldi. Ya'ni aytyapmiz, bu mo'jizalar nimaga kerak edi? Nimaga kerak edi? Musulmonlarning ko'nglini ko'tarishlik kerak edi. Amr roziyallohu anhu o'zini eri va inisi xandaq qazayotganda bir idishda xurmo jo'natadi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olup gelince dasturxon yozinglar dedi. Dasturxon yozishdi, to'kinglar üstüge dedi. Sumlab to'kib qo'yishdi. Olinglar dedi. Olishdi. Olinglar dedi. Olishdi. Olinglar, olishdi, olishdi. Shu yerdagi hamma odamning qonni to'ydi, xurmo hali bir dona ham ozaymagan edi. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ana şu orunda ko'rsatgan mo'jizalardan edi. Aqulu qawli hada va astagfirullah li va lakum assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.